Nişanı kız tarafı yapıyor. Düğünü erkek tarafı ama İran'da olsaydınız. Doğaydı İran'da değilsiniz ya. Nasıl tanıştınız Hakan ile? Nasıl tanıştık Hakan'la? Bravo, Hakan... aynısını sordum. Hıyar doğuruyordu. Bu bir gerçek. Bak, memlekette neler oluyor ya. Ne kadar sıkıcı bir hayat. Hıyar doğuruyordu. Evet. Hakan şef, aşçı. Çok şanslıyım bu konuda. Sadece bu yüzden bile evlenebilirim yani onunla. Hıyar doğuruyordu işte. Bir gün aynı yerde çalışıyorduk biz o zaman. Ama bir 7-8 aydır aynı yerde çalışıyormuşuz. Ben hiç fark etmemişim Hakan'ı. Hakan'ın dövmeleri var kollarında. Evli zannediyordum ben işte, annesinin, babasının, ablasının ismi yazıyor. Ben sanıyordum ki Hakan evli herhalde falan. Hiç yüzüme bakmıyor, hiç benimle konuşmuyor. Sonra bir gün iş yerine gittim. İşte Hakan'a bir yemek programında çekim yapıyorlar böyle. Gittim, Hakan böyle hıyar doğruyor, salata yapıyorlar konsept olarak. Etrafında kalabalık falan da var, ilgi Hakan'ın üzerinde. Dedim ki Allah Allah, demek evli değil. Herkes de bu kadar rahat konuşuyor falan. Sonra salataları yapmışlar böyle. Salataların üstüne havuç rendelemiş. Gittim baktım, dedim ki yanaşmam lazım ama kadınlığımdan da ödün vermeyeceğim için. Gittim böyle havuçlardan birazcık aldım parça parça tabak. Dedim ki ne yapıyorsun, kızdı bana. Dedim ki eşit olmamış, buna çok buna az koymuşsun. Ben tabaklara eşitliyorum. Yani yoksa işine karışmıyorum falan dedim. Tam tam çaktırma dedim. O da güzel. Böyle. Dedim ki tamam. Bunda da bir yeşil ışık var. Ne çabuk oldu yeşil ışık değil mi? Kızmadı çünkü bana. Ne yapıyorsun havuçları? Eşitliyorum. Tamam tamam, of yeşil ışık var. Sonra o gün geçti, çekim oldu. Ben iş yerine gidip gelmeye başladıkça Hakan da böyle işte o mutfakta çalışıyor. Ben salondayım. Salona gidip geliyor sürekli. Kardeşi var. Eller rendelenmiş havuçlar böyle. Evet, kesinlikle. O salatalığı falan hiç unutamıyorum zaten, böyle doğruyordu falan. Sonra kardeşi var. Şey, o da işte bir fenomen böyle bir sosyal medyada. İşte geldi yanıma, anlatıyor. Diyor ki kardeşime işte şöyle şeyler yapılıyor, böyle şeyler yapıyorlar. İşte bu sosyal medya şöyle bir medya falan filan. İyi tamam, yani bana ne senin kardeşinden? Ne ilgin var kardeşinle? Sonra meğerse Instagram'ımı alacakmış da orada. Oradan konuşacakmışız. Kunduz. Koala kunduz, en tehlikelisi. Hem koala hem kunduz. Sonra işte dedi ki kardeşim bak dedi, şunları takip et, şuradan bulabilirsin, şöyle yap böyle yap. Sonra Instagram'dan beni ekledim. Sonra biz konuşmaya başladık. O zaman da bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşım. Benimle beraber kalıyor, bizim evde kalıyor. Biz Hakan'la sürekli konuşuyoruz ve ben sürekli salak salak gülüyorum telefonla mesajlaşırken, farkında olmadan. Uzun bir süredir de hiç böyle sevgilim falan yok. Sonra dedi ki siz neden Hakan'la sevgili olmuyorsunuz? Dedim ki gerçekten biz neden Hakan'la sevgili olmuyoruz, ama böyle bir teklif gelmedi. Konunun hala Hakan'la bir alakası yok şu anda. Evde konuşulan bir konu. Evet evet. Ama sabah 5'lere kadar falan konuşuyoruz yani. Ama aşk öyle bir şey ya. İnsanın suratına salak bir gülümseme bırakır. Evet. O gülümsemede bir türlü gitmez. Aynen, aynen. Akşama kadar diye geziyorsun ya. Evet, sonra dedi işte bir gün kahve içelim falan dedi. Tamam, hep beraber oturduk, kahve içiyoruz. Sonra biz arkadaşımla yan yana oturuyoruz. Hakan karşıda oturuyor. Arkadaşım lavaboya gitti. Gel. İstiyorsan gel benim yanıma otur. Neden senin yanına oturayım ki yani şimdi durup dururken falan. Yo ben böyle iyiyim falan filan dedim. Sonra ama istiyorum da yanına gitmek, ama hemen kendimi ele vermiş olmak istemiyorum. Sonra gittim yanına oturdum, dayanamadım. Gittim yanına oturdum. Nasıl olduğunu anlamadan sevgili olmuşuz. Bizim nişanlılığımızda ben nasıl olduk, nişanlı olduk falan hiç anlamadım. Ya bırak! Gerçekten. Hiç nasıl anlamadım. Nasıl olduğunu anlamadan biz sevgili evet. olduk. Ya mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Mümkün yani. Diyenler parmak kaldırsın. Ya. Mümkün değil diyenler parmak kaldırsın. Burada bak, halkın iradesi var. Kendisine de sorun aynı şeyi söyleyecek. Bir gün evde oturuyorum. Hakan beni aradı, dedi ki ablamlar, ablası Artvin'de yaşıyor. Ablamlar Artvin'den geliyor, seni isteyeceğiz. Konu ne ara evliliğe geldi, ne ara beni isteyeceksiniz, nasıl olacak falan. Ya yani benim niye haberim yok bunlardan? Ablasıyla konuşmuşlar. Ablası da demiş ki işte çocuklar... Ve senin haberin yok. Evet, bir günde. Ben inanıyorum sana. Gerçekten teşekkür ederim. Böyle oluyor. Gerçekten böyle oluyor. Gerçekten böyle. Benim eşim de aynı öyle. Bir akşam eve gidiyor. Bu kızı bana alacaksınız diye bağırıyor. Evet, 3,5 yaşında konuşmayı geri sökmüş. Ben terör giriyorum. Çünkü ailesi daha beni tanımıyor. Daha doğru yeni düzgün. Sökmüş konuşmayı. Bu kızı bana ağla. Anne bitti. Yalan desin.
gerçekten böyle. Tabii o ara bir o sana söylemedi. İkinci gün, ikinci gün dedim suratına. Git söyle kime kadınla, söylüyorsan alacağım seni dedim yani. Kıyafet çok haklı ama ya o ana kadar sana hiç mi söylemedi? Seni mutlaka alacağım, seninle evleneceğim diye. Diyor da pazardan elma mı alıyor yani, bu kadar basit mi bu işler? O söyleyince inanmıyorsunuz. Ben inanmamıştım eşime. Ama ha, senin dedim. İnanmıyor olman onun durduk yere evlenme teklif ettiği anlamına gelmez. Adam daha ikinci günde demiş ki seninle evleneceğiz demiş. Evet dedi. Ben ona ne demişim? Pazardan elma mı alıyorsun ya sen, hadi hadi falan yaptım. Güldüm. Ne alakası var? İlk gördüğü anda orada hasta can verirken, kan akarken bakışmanızdan belliydi zaten konu. Siz oradan anladınız. Peki kıskanç mısın Sedef? Kıskancım tabii. Kardeşi dedi ki, erkek kardeşi var. İşte bir eve ifadesi yaptı ki. Kıskancım tabii diye. Evet. Dedik eve kedi alacağız. Kedi getireceğim abla falan dedi. Ben dedim ki kedi dişi olursa seni de dışarı atarım. Sen de çok abartmışsın. Kesinlikle. Dişi ama kedi. Ama kendisi de aynı. Kedi erkek şimdi. Ben kazandım bu arada. Kedi erkek şimdi. Kedi geliyor mesela benim kucağıma. Kediden diyor ki ne yapıyorsun ana, son çekil oradan falan diye. Kedi alıyor kucağıma. Kediden kıskanıyor be. Kedinin adı ne? Anason. Anason. Bir dakika. Allah size yardım etsin. Evlerde neler oluyor değil mi? Biz Hakan'la karavan kampına gidebilir miyiz? Gideriz. Gideriz. Soru basit. Kampa gidebilir miyiz? Gidemezsiniz. Çünkü? Ne işiniz var? Hakan zaten yapamaz öyle kampta falan. Ne işimiz var? Ya orada... Hayır, kedi var orada bir ağaç kesme işi var. Ya ne olacak? Dinleneceğiz, sohbet edip vakit geçireceğiz. Hakan sevmez. Bir tek benle sohbet etmeyi severim. İçeride yalanız mı? Yalan. Ne diyor? Beni sal. Beni bırak. Benimle kampa gelmek istediğini söyledi. Tamam gitsin, bir daha da geri gelmesin o zaman. En güzeli. Oo mis gibi. Of. Ararsın. Hakan bak, köprüden önce son çıkış. Yapma bunu. Arabayı ne yapacaksın Sedef? Evleneceğiz. Zaten şart koştum. Arabayı kazanamazsak evlenmiyorum. Zaten benim aklımda hiç evlenmek yoktu. Öyle bir niyetim yoktu. İşte Hakan'la sevgili olduk. İşte nişan bilmem ne. Şimdi Nisan'da evleneceğiz. Doğum günüm var. Bir de romantik, çok romantiktir kendileri. O kadar romantik ki benimle evlenmek istediğini... Evde kedi maması var, yaş mama konserve. Onun kapağını açtı, orada işte yuvarlak bir halkası oluyor ya. Arkadan, aşkım benimle evlenir misin? Yaptı, bu kadar romantik yani. Halkayı müzik olarak mı kullandı? Ulan kuru mamadan da yazsana benimle evlen aşkım diye. Ucuza gitmişsin. Evet, seviye bu yani maalesef. Başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum.